Siyasi kimliği çok tartışıldı ama şiirleri Türk edebiyatının en güzel örneklerindendi. Memleketine hasret öldü. Nazım Hikmet Ransız 58 yıl geçti. Şimdi gelin onun ömründen satır başlarına bakalım. Ardından bir aramız var. Saat başında buradayız. Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Ömrünün yarısı parmaklıklar ardında, diğer yarısı sürgünde geçti. Siyasi kimliği çok tartışıldı. Ama şairliğine diyecek yoktu. Memleketine hasret kaldı Nazım Hikmet Ran. Acısından, sevdasından beslendi şiirleri. Sesi dünyada yankı buldu. Hem tek bir insana hem milyonlara seslenen şiirler yazdı. Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını. Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere, koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Hep tutkuyla, incelikli, adeta görsel bir ziyafet hazırlarcasına seçti kelimelerini. Şiirlerini okurken veya dinlerken ruhumuzda estirdiği rüzgar, sade insanları bir kahramanlık boyutuna taşıdı. Hikmet Bey ve Celile Hanım'ın tek oğluydu Nazım Hikmet. Masmavi gözlerini 1902 yılı Ocak ayının ilk yarısında Selanik'te dünyaya açtı. Memur bir baba, sanatçı bir annenin göz bebeğiydi Nazım. Sanatçı ruhu ailesinden geliyordu. Mevlevi şairi olan büyük babası Nazım Paşa'nın şiirli toplantılarında büyüdü. Dedesinin ve onun arkadaşlarının tasavvuf ve edebiyata ilişkin konuşmalarını can kulağıyla dinledi. Henüz 11 yaşındayken ilk şiiri Feryadı Vatan'ı yazdı. Küçük yaşta Bahriye Nazırı Cemal Paşa tarafından fark edildi. Şiirden etkilenen Cemal Paşa Nazım'a Bahriyeli olmasını teklif etti. Bir yandan eğitimine başladı, diğer yandan sarı yapraklı defterine çizdiği portrelerle yazdığı şiirlerine devam etti. Yazdığı şiirlerden biri Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen dayısına, diğeri ise kız kardeşinin kedisineydi. O dönem ders aldığı Yahya Kemal, "Sen bu uyuz kediyi bile bu kadar övüyorsan şair olacaksın," diye takılırdı kendisine. Dediği gibi de oldu. 1918'de Yeni Mecmua dergisinde Mehmet Nazım imzasıyla ilk şiiri yayınlandı. İlk kez o an seslendi tanımadığı insanlara. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu, trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider, 20'sinde evlenir, 40'ında ölür büyük insanlık. 1920'de Bahriye Mektebi'ni başarıyla tamamlayan Nazım, stajyer subay oldu. Ama geçirdiği zatüre peşini bırakmadı. Sağlığı elverişli olmadığı için orduyu bıraktı, sağlık kurulu raporuyla çürüğe ayrıldı. Şiir yazmaya devam etti. Alemdar gazetesinin düzenlediği yarışmada birinciliği göğüsledi. İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgali, Nazım'ın hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Nazım'ın kalemi, vatan sevgisini anlatıyordu. Sen şimdi yalnız saçımın akında, İnfarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Yerinde duramayan yeni yetme genç, milli mücadeleye katılmak için birkaç arkadaşıyla Anadolu'ya gitti. Sağlığı nedeniyle cepheye gidemeyince Ankara hükümetinin görevlendirmesiyle Bolu'da öğretmenlik yaptı. İnsanları milli mücadeleye çağıran şiirler yazdı. Yazdığı şiirler öyle büyük bir etki yarattı ki Mustafa Kemal Atatürk'le tanıştırıldı. O buluşmada Mustafa Kemal'in verdiği "Modern olma uğruna gayeli şiir yazmaktan vazgeçmeyin" tavsiyesi Nazım'ın hayatını şekillendirdi. Nazım daha keskin şiirler yazmaya başladı. Bir ucu bir kuyuda kaybolan rüzgarlı bir şosede, bana doğru yaklaşıyor kavuşma saatimiz yalnayak. Yüzü saçlarıyla örtülü kavuşma saatimizin, bir de ağır yürüyor ki deli olmak işten değil.
Bana doğru yaklaşıyor kavuşma saatimiz yanlayak. Sonraları daha sol bir çizgiye kaydı edebiyatı. Moskova'ya gidip Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde ders almaya başladı. Nazım burada Rus fütüristlerden etkilendi. Yazdığı şiirler Yeni Hayat ve Aydınlık dergilerinde yayınlandı. 1924'te yurda döndüğünde Aydınlık dergisinde çalışırken Şeyh Said isyanı başladı. Takriri sükun kanunuyla birçok gazete ve dergi de kapatıldı. O da çalıştığı dergi yüzünden cezaevine yollanan yazarlardan biri oldu. 15 yıl hapsinin istendiğini öğrenen Nazım Hikmet yurt dışına çıktı. 1928'de çıkarılan afla birlikte yurda bir kez daha döndü. Aynı yıl Bakü'de ilk şiir kitabı Güneş İçenlerin Türküsü yayımlandı. Türkiye'ye döndüğünde yazdığı yazılar ve şiirler yasaklandı. Defalarca yargı önüne çıktı. Sayısız kere kısa süreli hapis cezaları aldı. İdamı bile istendi. Şiirleri ders kitaplarına girse, oyunları devlet tiyatrolarında oynansa dahi o, kovuşturmalardan kurtulamadı. Kitleleri etkileyen şiirleri bazılarını korkuttu. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Bu dönemde ilki Sovyetler Birliği'nde görevli bir Türk ailesinin kızı olan Nusret Hanım, ikincisi Rus doktor Lena ile olmak üzere iki evlilik yaptı. İstanbul'a döndüğünde ise büyük aşkı Piraye Altınoğlu ile evlendi. İki çocuğu vardı Piraye'nin. Geçimlerini sağlamak için gece gündüz çalıştı Nazım. Mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli, hanım ile açan bir ev. O yıllarda kitapları da peş peşe yayımlanıyordu. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Nazım Hikmet 1938 yılında orduyu ve donanmayı isyana teşvik iddiasıyla çıktı hakim karşısına. Toplam 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa'daki cezaevlerinde hapis yattı. En güzel şiirlerini hapishanede gökyüzüne hasretken yazdı. İster memleket veya sevgili aşkı, ister uzaklaştığı akrep veya serçe gibi çözemediği insanlar ya da evrensel hedefleri etrafında yazdığı şiirlerde her şeye karşın unutmama, vazgeçmeme ve özlem vardı. Örnek aldığı Mustafa Kemal Atatürk'e mektup yazdı. Türk ordusunu isyana teşvik ettiğim iddiasıyla hapis cezası giydim. Türk inkılabına ve senin adına and içerim ki suçsuzum. Askeri isyana teşvik etmedim. Senin eserine ve sana aziz olan Türk dilinin inanmış bir şairiyim, diyordu. Ama Mustafa Kemal bu mektubu göremeden yaşamını yitirdi. Dünyada başta Aragon, Pablo Neruda ve Brecht, yurttaysa Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat gibi yüzlerce kişi destekledi onu. Nazım'ın affı için imza kampanyaları başlatıldı. Tarih 8 Nisan 1950'yi gösterdiğinde yeniden özgürlüğüne kavuşabilmek için canımı pul yerine kullanıyorum diyerek açlık grevine başladı. Bu Türkiye tarihinin ilk açlık greviydi. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, ne baş aşağı, ne baş yukarı. Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Sade toprak, güneş ve ben. Bu anda yeter bana bu kadar. Bahtiyar. Nazım bu eylemine başladıktan kısa bir süre sonra Türkiye seçime gitti. 14 Mayıs 1950'deki seçimi Demokrat Parti kazandı. Hükümetin kurulması gecikince muhatap bulamayan Nazım Hikmet ölüm orucuna ara verdi. Temmuz ayında kabul edilen genel af yasasıyla Nazım 13 yıl sonra tahliye edildi. 48 yaşındayken askerliğe çağrıldı. Nazım çareyi Sovyetler Birliği'ne gitmekte buldu. Ardında o zamanki karısı Münevver'i ve 3 aylık bebeği Mehmet'e bıraktı. Karşı yalı memleket,
sesleniyorum Varna'dan. İşitiyor musun meme, meme? Karadeniz akıyor durmadan. Deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun meme, meme? 25 Temmuz 1951'de ise Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Nazım dünyaya tanıttı kendisini. Şiirleri 50'den fazla dile çevrildi. 20. yüzyılın en önemli şairlerinden biri olarak gösterildi. Ünlü Şostakoviç'e, Charlot'un yaratıcısı Charlie Chaplin'e ve Fransız Parlamentosu Başkanı Edouard Herriot'a Uluslararası Barış Ödülünü veren jürinin başkanlığını yaptı. İster hasretini çektiği vatanın bir zeytin ağacı gölgesi, İster büyük aşklarından piraye, ister yolunda yürüdüğü sosyalizm. Belki dünyanın düzeni kolay değişmeyecekti. Ama Nazım hep kalbine ve hissettiği kıvılcımlara inandı. O yolları seçti. 4 evlilik sığdırdı ömrüne. Onlarca kadın girdi hayatına. Öyle ki onlara yazdığı şiirlerle romantik devrimci diye anıldı edebiyat dünyasında. Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin. Sen memleketimsin. Sen ela gözlerinde yeşil hareler. Sen büyük, güzel ve muzaffer. Ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin. Cezaevi yıllarından yadigar kalan kalp hastalığı peşini bırakmadı. Yorgun, yaralı ve memleket hasretiyle dolu olan yüreği 3 Haziran 1963'te durdu. Naaşı Anadolu'daki bir köy mezarlığına değil, Yazarlar Birliği'nin düzenlediği bir törenle Novodeviçi mezarlığına defnedildi. Yakın dostu ressam Abidin Dino, siyah bir granit üzerine şairin meşhur şiirlerinden biri olan Rüzgara Karşı Yürüyen Adam figürünü kazıdı. 1938'de hapse girmesiyle yasaklanan şiirleri, Türkiye'de ölümünden 2 yıl sonra basıldı, Türk okuyucusuyla buluştu. Şiirleri Cem Karaca, Fuat Saka, Ezgi'nin Günlüğü, Fikret Kızılok, Zülfü Livaneli gibi sanatçılar tarafından beslenildi. ...1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmetran, tam 58 yıl sonra 10 Ocak 2009'da vatandaşlığa iade edildi. Nazım bugün yaşasaydı ne yapardı, nasıl düşünürdü? Her türlü bağımsızlık karşıtı, ülkemizin mutluluğuna karşı olan her şeye karşı çıkardı. O memleketine kavuşamasa da şiirleri memleketinde kitlelerin duygularına, mutluluklarına, hüznüne tercüman oluyor. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Gölgem gibi demiyorum çünkü hasret yanımdaydı zifiri karanlıkta da. Ellerim ayaklarım gibi de değil. Uykudayken itirirsin elini ayağını. Ben hasreti uykuda da yitirmiyordum. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.